Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 324 sıra sayılı kanun teklifinin 28. maddesi üzerine partim adına söz aldım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti AKP'nin yanlış politikaları yüzünden tarihin en zor dönemlerinden birini yaşamaktadır. AKP'nin hemen hemen her alandaki politikaları iflas etmiş, bu da milletimiz açısından acı sonuçlar doğurmuştur. Bu kötü ve yanlış politikaların başında da artık ülkemizin belki meselesi haline dönüşen, demografik yapısını bozan Suriyeliler meselesi başta olmak üzere düzensiz göçmen ve sığınmacı politikaları gelmektedir. Değerli milletvekilleri, AKP'nin 2002 yılında iktidara geldiğinde en büyük vaatlerinden biri komşularla sıfır sorun politikasıydı. 1998'de Adana mutabakatıyla düzelmeye başlayan Suriye-Türkiye ilişkileri sıfır sorun politikasıyla daha da sıcak hale gelmişti. İki ülke Ekim 2009'da karşılıklı olarak tüm pasaportlara vize serbestisi tanımış, yine ortak tatbikatlar yapılmış, iki ülkenin bakanlar kurulu birlikte toplanmış, hatta Sayın Erdoğan ve Esad aileleri birlikte tatil bile yapmıştı. Ancak AKP dış politikada ülke menfaatlerini değil de şahsi dostluk ve düşmanlıkları esas alması nedeniyle AKP komşularıyla sıfır sorun politikasından vazgeçmiş, Suriye ile dostluk da kısa sürmüştür. 2010 yılında başlayan Arap Baharı'ndan etkilenen Suriye'de iktidar karşıtı gösteriler düzenlemeye başlanmış, Esad hükümetinin muhalifler üzerine yaptığı operasyonlardan kaçan 3000 civarında Suriyelinin Türkiye'ye sığınmasıyla başlayan süreç hızlanarak devam etmiştir. Bugün gelinen noktada resmi verilere göre Türkiye'deki kayıtlı Suriyeli sayısı 3,5 milyondur. Kayıtsızlarla beraber toplam sığınmacı sayısı ise 8 milyonu bulmaktadır. Yani Türkiye nüfusunun %10'u kadar Suriyeli'ye bakmak zorunda kalmıştır. Bu hiçbir ülkenin kabul edemeyeceği bir orandır. Suriyeliler nedeniyle toplumsal olaylar çoğalmış, ülkenin nüfus yapısı bozulmuş, işsizlik artmış, milletimizin sırtındaki yük ise artık taşınamaz boyutlara ulaşmıştır. Sonuç olarak sorun milli bir beka meselesine dönüşmüştür. Ayrıca 200 binin üzerinde Suriyeli'ye vatandaşlık verildiği bizzat İçişleri Bakanı tarafından sanki marif etmiş gibi anlatılmaktadır. Sayın Soylu'ya soruyorum, Türk pasaportu bu kadar ucuz, Türk vatandaşlığı bu kadar kolay mı? Değerli milletvekilleri, milletimizin hayat pahalılığı, işsizlik, yüksek enflasyon, kur şoklarıyla mücadele ettiği bir zamanda Suriyelilere harcanan para 100 milyar doları geçmiştir. Ayrıca Suriyelilere yapılan yardımlar konusunda şeffaf olunmaması, vatandaşa yapılması gereken yardımların el altından Suriyelilere gönderilmesi nedeniyle kendi vatandaşını açlığa mahkum eden AKP'nin Suriyelilere harcadığı paranın tam hesabı bile yapılamamaktadır. Ayrıca bu durumun ülkemize maliyeti sadece doğrudan Suriyelilere harcanan parayla sınırlı kalmamıştır. Suriye ile kopan ilişkiler, sığınmacı akını, iki ülke arasındaki ticaretin tamamen durması ve güvenlik harcamaları ile Türkiye'ye maliyeti 250 milyar doları geçmiştir. Ve bu maliyet gün geçtikçe artmaktadır. Suriye ile ilişkilerimizin iyi olduğu dönemde yılda 110 bin tır ile Suriye'ye ve Suriye üzerinden 11 ayrı ülkeye ihracat yapıyorduk. 2011 yılından beri bu ticaret hacmi kaybedilmiştir. Sonuç olarak AKP'nin Emevi Camii'nde namaz kılma rüyası yüzünden milletimiz ağır bedeller ödemiş ve ödemeye de devam etmektedir. Değerli milletvekilleri, seçim bölgem Kayseri'de de 110 bini aşkın sığınmacı bulunmaktadır. Yani Kayseri nüfusunun yaklaşık %10'unun yabancı uyruklu kişiler oluşturmaktadır. Şehrimizin yaşadığı sorunlara bir de sığınmacıların sorunları eklenmekte, şehrimizde hayat her geçen gün zorlaşmaktadır. Sadece birkaç ay içinde Kayseri'de 12 sığınmacı, Suriye ve Irak'ta bulundukları dönemde terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınmıştır. Üstelik bu sadece tespit edilenlerdir. Tespit edilemeyen daha yüzlerce teröristin Kayseri'de yaşadığını tahmin ediyoruz. Öncelikle Suriyeli sığınmacıların yarattığı asayiş olayları da
durumun vahimetini gözler önüne sermektedir. Öyle ki Kayseri'de Suriyelilerin olay çıkarmadığı gün dahi yoktur. Fakat basın bu olayları iktidarın baskısı ve uyarılarından dolayı bir türlü gündeme getirememektedir. Kayserili hemşerilerim çocuklarını sokağa çıkarmaya korkar hale gelmiştir. Artık milli güvenlik sorununa dönüşen bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekmektedir. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in ifade ettiği gibi Suriyeli göçmenleri memleketlerine barış içinde göndermeliyiz diyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.